Medline Adana hastanelerinin sunduğu Burada Hayat Var devam ediyor. Ama bana... Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bütün bayanları ekran başına davet ettim. Niye? Çünkü daha çok bayanları ilgilendiriyor. Aslında son dönem erkeklerde de biraz ilgi arttı estetik ameliyatları ama tabii ki hanımlar sırayı kaptırmaz. O yüzden bütün hanımlar ekran başına. Çünkü bugün Medline Adana Hastanelerinden operatör doktor Burak Yenoğlu bizlerle birlikte bütün estetik ameliyatları konuşacağız ama daha çok meme operasyonlarında yoğunlaşacağız. Bakalım Adanalı hanımlar en çok hangi şikayetlerle gidiyor? Burak Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyorum. Burak Bey, biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben 1976 yılında Adana'nın Kozan ilçesinde doğdum. Evet. İlk orta ve liseyi orada bitirdikten sonra tıp fakültesi eğitimimi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladım. Hı hı. Ve 1999 yılında Çukurova Üniversitesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı'na asistan olarak ve doktoraluk hayatıma o şekilde başladım. Hı hı. 2006 yılında plastik cerrahi uzmanı olduktan sonra Gaziantep ilinde mecburi hizmet, GATA, İstanbul GATA Hastanesi'nde asteğmenlik, sonrasında da Adana'da plastik cerrahi uzmanı olarak göreve başladım. 3 yıldır da Adana Medline Hastanesi'nde estetik plastik cerrahi uzmanı olarak görev yapıyorum. Yapıyorsunuz. Şimdi biz doktorlara tabii ki müthiş saygı duyuyoruz. Cerrahlara çok daha fazla saygı duyuyoruz. Bir de plastik cerrahlara daha da çok saygı duyuyoruz. Çünkü sizin işiniz çok daha zor. Sizin işinizin ekstra ekstra zorlukları var. Siz bir de bayanlarla uğraşıyorsunuz. Evet. Yani hanımları, şimdi ben de bir bayanım. Sonuçta memnun etmek biraz zordur. Evet. Sıkıntı yaşıyor musunuz? Şimdi öncelikle teşekkür ediyorum iltifat dolu sözleriniz için. Emeğe saygı çok önemli. Evet. Yani her iş zor. Herkesin yaptığı işlerin çok çok detaylı zorlukları var. Bir insanın başarısı empatiye bağlı. Yani ben mesleki olarak her zaman karşımdaki hastanın yerine kendimi koyuyorum. Hastalarıma da söylediğim şu: kendi yakınıma ne yapıyorsam sizlere onu yapmaya çalışacağım. Tabii ki biz yaratıcı değiliz. Biz sadece eksikleri, kusurları, hastalıkları tedavi etmeye çalışıyoruz. Evet. Ve bunda da ana prensibimiz, tıptaki ana prensip, öncelikle hastaya zarar verme. Ana prensibimiz bu. Hastayla çok iyi diyaloglar kurarsanız, iletişiminiz iyi olursa ve o size güvenirse genelde zorlukları aşıyorsunuz. Tabii ki herkesin yaşadığı, her doktorun yaşadığı zorluklar var. Bizim de var. Ama bunlarda en önemlisi diyalog. Evet. Ve hastaya verebileceğinizin en fazlasını verebilmek. Hı hı. O koşullarda bu işleri yapmamız gerekiyor. Öyle çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. Peki daha çok, şimdi 3 senedir Adana Medline Hastanesi'nde görev yapıyorsunuz. Adanalı hanımlar hangi sıkıntılarla size başvuruyor? Plastik cerrahinin estetik cerrahi anlamında hemen hemen tüm ameliyatları yapıyoruz Medline'da. Ama tabii ki hastaların başvuru şikayetleri önemli. Yoğunluk meme ameliyatları. Meme küçültme ve meme büyütme ameliyatları. İkisi en sık. Daha sonra rinoplasti dediğimiz estetik burun ameliyatları. Liposuction, karın germe, göz kapağı ameliyatları, kepçe kulak ameliyatları. Bunların hepsini yapıyoruz. Yapılıyor. Ama tabii ki meme şikayeti toplumun da yapısına uygun olarak en çok karşılaştığımız ameliyatlar. Siz tabii estetik açıdan hani bu ameliyatları yapıyorsunuz ama siz aynı zamanda bölüm olarak yaralanmalar, kaza sonrası bir takım operasyonları da yapıyorsunuz, tabii, değil mi? Tabii tabii. Yani şimdi plastik cerrahinin zaten branş adı estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi. Rekonstrüktif cerrahi demek yeniden yapılandırma. Şimdi bir hastanın yüzü parçalanmış, doku eksiklikleri var. Bunu öyle bırakamazsınız, tedavisi gerek. Veya yanıklar var. Bir takım deri ve ekstremiteleri ilgilendiren doğumsal anomaliler var. Mesela dudak. Dudak damak yarıkları, işte biraz önce söyledik kepçe kulak deformitesi, parmaklarda fazlalık veya yapışıklıklar.
bu yanık hastaları veya deri tümörleri, derinin küçük çıkan bazı yaralar. Bunların hepsinin tedavisi plastik cerrahide mümkün. Elbette bu gibi sıkıntılarda mutlaka kişi size başvurmalı ama bugün bizim konumuz estetik, meme estetiği. Meme ile ilgili yaşanan problemler neler genel olarak? Ana başlıklarda toplarsak yani en sık karşılaştığımız memenin büyüklüğü. Yani bu birinci başlık. Meme büyük, siz küçültmelisiniz. Bunun birkaç sebebi var. Yani sağlık sıkıntısının dışında estetik olarak da. Evet. Çünkü çok büyük bir meme insanı görüntü olarak, taşıma olarak rahatsız ediyor. Tabii bel ağrıları, bel, omuz, sırt ağrısı. Evet. Çok böyle 60 yaşında memesini küçültüp bize teşekkür ederim, oğlum sana dua edeceğim, Allah razı olsun diyen çok hastamız var. Çünkü bir memeden düşünün 1,5, 2, 2,5, 3 kilo çıkarıyorsunuz bir memeden. Şimdi bunun vücuda verdiği zarar, ben bazen hasta geliyor, eşi diyor ki ya olur mu bu yaştan sonra estetik olur mu? Diyorum ki sizin diyorum boynunuza 2'şer kiloluk ağırlık asalım, bir saat gezin diyorum. Evet. O zaman diyor ki haklısınız hocam. Zaten çoğu zaman film çektiriyoruz. Fizik tedavi doktoru görüyor, beyin cerrahı görüyor. Diyor ki aman memenizi küçültün. Ameliyat olduktan sonra da o çok net ortaya çıkıyor. Bir basamak bu. İkincisi memenin küçük olması. Bazen genç kız veya ileri yaş geliyor, meme hiç yok. Dümdüz. Bunun da hem psikolojik komponenti var. Düşünün bir bayan, bir erkek kadar bile memesi yok. Şimdi bunun hem psikolojik yönü var hem de sosyal yönü var. Onu büyütüyoruz bir takım yöntemlerle. Bir başka başlık, üçüncü başlığımız meme kanseri hastası. Bir memesi alınmış. Şimdi meme bir bayan için çok önemli. Çok önemli tabii. Yani bir organ. Kadınlığın simgesi. Aynen öyle. Yani bir meme alındığı zaman kadının bir parçası gidiyor. Şimdi onu iyi irtibata geçip oranın tamiratı, yeniden yapılanması. Diğer bir meme programı da dördüncüsü. Ana başlık bunlar. Dördüncü erkeklerde meme çok büyük oluyor. Biz tıbbi olarak jinekomasti diyoruz. Jinekomasti varsa önce tahlillerini yapıyoruz. Bazen hormonal bozukluklarda oluyor bu. Eğer hormonlar normalse doğal jinekomasti. Bu da psikolojik yönü de olan bir olay. Küçültüyoruz özellikle yaz dönemlerinde çok. Genç yaş 18-19. Memesi biraz belirgin olunca rahatsız oluyor. Geliyor bize, küçültüyoruz. Onun da birkaç yöntemi var. Hasta daha mutlu oluyor. Peki herkese yapılıyor mu meme operasyonları? Yani herkes de hiç düşünmeden uyguluyor musunuz? Yoksa şimdi, bir takım şartlar mı arıyorsunuz? Şimdi öncelikle bir 18 yaşına yani ergenliğin dolmasını beklemek lazım bu ameliyatlar için. Çünkü tüm ameliyatlar için organların gelişim dönemi var. Memenin de öyle, burnun da öyle. O dönemi beklemek lazım. Organ bir gelişsin, otursun. 18 yaşa kadar mı diyorsunuz? Meme için 18. 18'den sonra diyelim ki büyük. Bir genç kız 19 yaşında geldi. Hocam diyor ben mememi küçültmek istiyorum. Diyoruz ki senin yakında bir evlilik programın var mı? Çünkü evlendiği zaman hormonal denge değişiyor gebe kalınca. Süt veriyor. Meme tekrar deforme oluyor. Bunu çünkü hadi gel hemen ameliyat edelim. Olmaz. Yani bunun insani boyutu var. Diyelim ki 19 yaşından geldi. 3 ay sonra düğünü var. Ve çocuk düşünüyor. Şimdi bunu paylaşmak lazım. Ama hasta derse ki ya benim yakın vadede bir evlilik programım yok. Çocuk da düşünmüyorum. Meme de çok büyük. Boyun ağrısı var, bel, sırt ağrısı var. O zaman çok ısrarcı olmamak lazım. Biz ameliyatını yapıyoruz. Ameliyatı yaparken süt verme, süt kanallarını koruyoruz. Yani o çok önemli. Yani %95 oranında genelde sorun çıkarmıyor. Tabii ki riskler var. Bir de bu ameliyattır neticede. Hiçbir şeyin, sağlıkta hiçbir şeyin %100 garantisi olamaz yani.
Meme büyütmede de böyle. Genç kız 18-19 yaşında, memesi çok küçük. Büyütmek için meme protezi kullanıyor. Silikon meme protezi. Tabii bunlarda dünya markaları kullanmak lazım. Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı protezleri tercih etmek lazım. O şekilde bir sorun olmuyor. Yine evliliğini sorgulamak lazım. Yakında bir doğum düşünüyor mu? Eğer düşünmüyorsa yapmak lazım. Meme protezinin de sonradan gebeliğe ve süt vermeye bir şeyi yok, zararı yok. Yani memesinde silikon varsa hamile kalabilir. Kalabilir tabii. Süt de verebilir. Verebilir, evet. Bir sıkıntı yok. Yok, bir sıkıntı yok. Bu zaten silikonu memeyle çoğu zaman göğüs duvarında kas var. Pectoralis major kası. Onun ya üzerine, kasın üzerine ya da kasın altına koyuyoruz. Yani memenin içine koyulan bir şey yok. Değil. Tabii dolayısıyla ki. Süt kanallarını etkilemiyor. Evet. Sıkıntı yani olmuyor. Protez koyuldu. Süt veremiyorsa belki o kişi ameliyat olmasa da süt veremeyecekti. Hiçbir şekilde etkilemiyor. Evet. Çünkü bu çok merak edilen bir soru. Silikon taktırırsam emzirebilecek miyim, hamile kalabilecek miyim? Herhangi bir sıkıntı yok. Yok, evet. Peki, şimdi meme sarkması yine en çok yaşanan sıkıntılardan biri. Evet. Özellikle çocuk yaptıysa, bir iki çocuktan sonra sarkma hemen hemen bütün bayanların yaşadığı bir sorun. Neden kadınların memesi sarkar? Şimdi memenin tabii sarkması bazen büyük bir memeyle geliyor aslında, sarkmış. Zaten meme büyükse sarkmıştır. Sarkar. Yani dik bir büyük meme olmaz. Sarkmıştır. Büyüklük hacim olarak sarkmaya bir sebeptir. Ama bazen de meme çok küçük ama sarkmış, içi boş. Şimdi bunun en birinci sebebi şu. Yer çekimi kuvveti. Meme yer çekimine ters duran bir organ. Yer çekimi buna etkiliyor. En önemli sebebi bu. Tabii ki insana göre de bu farklı. Herkesin memesi sarkmıyor veya herkesin memesi aynı oranda sarkmıyor. Burada da insanın deri yapısı önemli. Deri daha elastikse, daha gevşek de daha çok sarkıyor. En önemli sebeplerden bir başkası da gebe olup süt verme. Bir balon misali düşünün. Evet. Balonu şişiriyorsunuz, bir müddet sonra indiriyorsunuz. Balon önceki haline dönmüyor. Onun gibi düşünün. Gebe oluyor, meme büyüyor insan. Ondan sonra süt verme dönemi bitiyor. Hormonlar normale dönüyor. Aynı balon gibi. Evet. İçi boşalıyor, eskiye dönüyor. Ama deri bir defa genişledi. Evet. O genişleme de kalıyor, gitmiyor. Sarkmayla kendini gösteriyor. Tabii bu gibi durumlarda hem memede sarkma var, hem bir protez ameliyatı istiyor, silikon istiyor. Önce toparlıyorsunuz değil mi? Şimdi eğer hasta geldi, memede sarkma var, içi boş. Hocam dedi, bu memeyi dikleştirelim, aynı zamanda da büyütelim. Evet. O zaman hem silikon koyuyoruz, hem dikleştiriyoruz aynı anda, aynı ameliyatta. Ama bazen de hasta geliyor, hocam diyor, memem büyük. Hem küçültelim, hem dikleştirelim. O zaman da hem küçültüyoruz hem dikleştiriyoruz. Her hasta farklı. Evet. Yani belki de plastik cerrahinin en güzel yanlarından biri bu. Her hastaya aynı işi yapmıyorsunuz. Her küçülttüğünüz hasta da farklı. Meme büyük, sarkmış. Evet. Onun da 3-4 yöntemi var. Memeyi dikleştirirken ve küçültürken. Şimdi onu soracağım da onun öncesinde siz hastaya ameliyat kararı verdiniz. Ameliyat öncesi ne tür işlemler yapılıyor? Ben her hastama 40 yaşın üzerindeyse mutlaka mamografi yaptırıyorum. Bir memeyi değerlendirmek lazım. 40 yaşın altındaysa ultrasonografi yaptırıyorum, meme ultrasonu. Memede ne var? Evet. Bir sorun var mı öncesinde? Eğer normalse normal kan tahlilleri yapılıyor. Tabii hastanın başka sağlık problemi varsa ona yönelik çalışma da yapıyoruz. Geliyor mesela hastanın kalbinde ritim bozukluğu var. Onu yolluyoruz kardiyolojiye. Kardiyolog görüyor. Ameliyatından emin olursak, sıkıntı yoksa,
anestezi açısından, anestezi hekimleri açısından o zaman ameliyat kararına veriyoruz. Peki bugün hep böyle meme konusunu konuşalım, ona yoğunlaşalım istiyorum. Nasıl teknikler kullanıyorsunuz? O da önemli herhalde değil mi? Yani var mı sizin kendinize özgü bir tekniğiniz ya da Medline hastanelerinde nasıl bir operasyon gerçekleştiriyorsunuz? Bunlar oturmuş yöntemler. Yani klasik bilgi olan yöntemler. Neredeyse Amerika'da ne yapılıyorsa, Avrupa'da ne yapılıyorsa Türkiye'de de onlar yapılıyor. Ancak değişik yöntemler akademik alanda olabilir. Eğitim araştırmalarda olabilir. Biz klasik yöntemler, oturmuş yöntemleri tercih de etmeliyiz. Hastaya ya sana bir yöntem deneyeceğim. Bu olmaz. Evet. Yani oturmuş yöntemleri doku çıkarmak gerekiyorsa ona yönelik, memeyi büyütmek gerekiyorsa ona yönelik şeyler kullanıyoruz. Ama şeyde meme büyütmede kesinlikle meme silikon protez kullanıyoruz. Belli bölgelerden giriyoruz. Onda çok büyük kesiler yapmıyoruz. Bu yaptığımız kesilerin kapatılması hep estetik dikişlerle oluyor. İz kalır mı? Kalma ihtimali var. Çok ince, çok özenle dikiyoruz ama kişinin bünyesi çok önemli. Evet. Her insanın bir yaraya cevabı derisinin aynı değil. Evet. Ama sonrasında bazı ona yönelik tedbirlerimiz de var. Özel kremler kullandırıyoruz. İzi azaltmak için tedbirler alıyoruz. Yaklaşık bir 4-4,5 santimetrelik bir açıklıktan memeye protezi yerleştiriyoruz. Zor bir ameliyat mı? Yok, çok zor değil. Bir gece hasta hastanede kalıyor. Bazı hastalarımız, ağrı eşiği iyi olan hastalarımız birkaç gün sonra neredeyse günlük hayatına dönüyor. Çok güzel. Bu ameliyatların hepsinde, meme ile ilgili ameliyatların en önem verdiğim şey şu. 10 gün hastanın ağır bir iş yapması, ağır bir şey kaldırmasını ben yasaklıyorum. Bazen hastam diyor ki çok iyiyim diyor. Hocam diyor şunu yapabilir miyim? Hayır yapmayacaksın diyorum. Çünkü iyi olması yetmiyor. O an iyiyken zorlama yaptığı zaman kötü olabiliyor. Kendisi zarar verebiliyor. O yüzden 10 gün mutlaka ağır iş, ağır bir şey kaldırmayı yasaklıyoruz. Yasaklıyorsunuz. Peki kullandığınız protezler de çok önemli. Şimdi dediniz ki dünya markası tercih ediyoruz. Ne var bu protezlerin içinde? Silikon. Tıbbi, onaylanmış, kabul edilebilir silikon. Peki sağlığa sakıncası var mı? Hani bir dönem işte silikon kanser yapıyor gibi bir efsane, şehir efsanesi diyorum. Var mı bilimsel altyapısı bunun? Bunları yani sağlığa zararlı olduğuna dair hiçbir açıklama yok. Yeter ki tıbben kullanılabilecek silikonlar kullanılsın. Yani eğer siz bilerek insana zarar vereceğini bilerek tıpta kullanılmayacak bir malzemeyi bir ara toplatıldı kullanırsanız ki orada öyle bir şey var galiba. Evet. Çünkü ben hiç kullanmadım bilmiyorum. Evet. Tahmin ettiğim kadarıyla maliyet farkı var. Yani sizin daha ucuz bir malzeme tabii seçiliyor. Kabul edilebilir malzemenin fiyatı belli. Evet. Diğerinin belli. Bu sağlığın pazarlığı olmaz. Evet. İnsan bu ciddiyet ister. Evet. İnsan sağlığıyla ilgileniyorsunuz. Bunun aman ucuz olsun, kötüsü de olur. Bu olmaz. Evet. Bu kabul edilemez. Dünyanın hiçbir yerinde de kabul edilemez. O yüzden bize düşen dünyanın kabul ettiği malzemeleri kullanmak. Bunların ciddi onayları var. Çok ciddi işlemlerden geçiyorlar. Ve tüm dünya kullanıyor bunları. O yüzden biz onları kullanıyoruz. Bir de aslında hastanın da bilinçli olması lazım. Hiç meme ameliyatı veya meme protezi taktırıp sizden belgesini isteyen hasta oldu mu? Hemen hemen hiçbir hastam istemedi. İstemez. Ama ben hepsine veriyorum. Değil mi? Bu çok önemli. Kartını veriyorum malzemenin. Kutusunu veriyorum. Evet. Hatta tanıtım kılavuzu var malzemenin. O kitapçığı veriyoruz. Çünkü kullandığımız malzemenin kutusunda var onlar. Evet. Bana bazen başka yerde ameliyat olup sorunlu bize gelenler oluyor. Ben diyorum ki sizin kartınız var mı? Ne kullanıldı? Bilmiyorum diyor. Evet. Size kart verilmedi mi? Yok verilmedi diyor. O da enteresan. Evet. Yani
Hasta da bilmiyor ne kullanıldığını. Onun tanıtımıyla ilgili bir şey de yok. Doktor arkadaş da ya unutmuş ya öyle o an öyle denk gelmiş vermemiş. Evet. Vermek lazım. Hasta da bilmeli. İstemeli. İstemeli. Yani tabii, hangi marka tabii. kullanıldı, garanti süresi nedir gibi. Ama bazı hastamız, bilinçli bazı hasta, hocam diyor siz diyor şu markayı mı kullanıyorsunuz? Markayı bile biliyor. Evet diyorsunuz, o bir pozitif oluyor. Bazı hasta yani daha az grupta bilinçli geliyor. Geliyor, evet. Şimdi ben programın başında şunu söyledim. Bu dönem sanki uygun gibi meme operasyonlarına. Doğru mu? Şimdi biz her zaman yapıyoruz. Yani yılın 12 ayı her ay yapıyoruz. Ama Adana biliyorsunuz sıcak bir memleket. Yaz ayları tüm ameliyatlar için biraz sıkıntılı sıcaktan dolayı. İyileşme ama süreci. Şimdi gelişen Türkiye'de hemen hemen her evde klima var. Evet. Klima yoksa yaylada oturuyor insanlar. Yazın da yapılabiliyor. Hatta ameliyatlarımızda artış oluyor. Sebebi de şu, öğretmen ameliyat olmak istiyor, yazın daha rahat. Devlet memuru daha rahat, işler bir hafifliyor. De deniz havuz sezonu açılınca insanların aklına geliyor, mayolar giyilecek, bikiniler giyilecek. O biraz... Biraz ihtiyaç ortaya çıkıyor. Ona sanki. Yönelik artış şeyde oluyor. Baharda mı? Ocak, Şubat, Mart, Nisan'da. Öyle programlı olanlar, çünkü bu iyileşme bir ay kadar sürüyor, bir buçuk ay. Ve hatta ameliyat ettiğimiz hastaya diyoruz lütfen bir buçuk ay deniz ve havuza girmeyin. İz açısından da yaranın iyileşmesi açısından da. Onu düşünenler daha çok erken oluyor. Daha erken programlıyor bu işi. Evet. Peki son dönemde sanki biraz artış mı var meme operasyonlarında? Bu soru bana daha önce de soruldu. Şimdi bu insanın alım gücüyle alakalı. Bundan ve mahalle baskısıyla alakalı. Türkiye şunu açtı. Estetik cerrahi sadece estetik ben bunu yaptıracağım diye değil. Bu işin bir de psikolojik komponenti var. Bir bunu açtık. Yani zamanla daha da aşacağız. Hemen hemen açtık. Bir de insanların alım gücü kendine yönelmesi arttı. Bakın Kurtuluş Savaşı yıllarında asker sabah yarım ekmek, öğleyin bir şey yok, akşam hoşaf içiyor. Bu ülke buradan geldi buralara. Şimdi Allah'a şükür üretimimiz, dünyada kabul edilmemiz zamanla bu oldu. Ve insanların alım gücü arttı. İnsanlar kendine yöneldi. Önceden bu yoktu. Bir 20 yıl önce burun ameliyatları, meme ameliyatları neredeyse telaffuz edemiyordunuz. Ancak çok ileri düzeyde bir ilin ileri gelenlere bu işleri gizli kaçamak yapıyordu. Şimdi neredeyse normalleşti. Bence daha da normalleşecek. Ve bana göre bizim ülkemizde çok başarıyla yapılıyor. Çünkü yurt dışından bile ben biliyorum estetik ameliyatlar için bizim ülkemizi tercih ediyor hanımlar. Evet. sağlık turizmi son yıllarda çok ilerledi. Özellikle komşu ülkeler Libya, Irak, turlar Suriye düzenleniyor değil mi? Çok hasta geliyor. Hatta Avrupa'dan da Türkiye'ye çok hasta geliyor. Bu da sevindirici. Evet. Peki şimdi tekrar silikonlarla ilgili birkaç soru soracağım. Taktırdık. Ne zaman çıkartmamız lazım? Belli bir kullanım süresi var mı bunun? Son kullanma tarihi diyelim. Katalog gibi 10 yıl diye bir tabirimiz var. Meme protezi için. Ama 10 yıl tabii hasta bu süreçte hep doktoruyla iletişimde olmalı. Kontrollerini yaptırmalı. 10 yılın sonunda hasta kontrole geldi, değerlendirdiniz, hiçbir problem yok. Kalsın. Kalabilir. Neden çıkaracaksınız? Bu ameliyatlardan sonra zaten hastanın ameliyat olmasa da yılda bir veya iki defa genel cerrahi takibi gerekir meme için. Çünkü biliyorsunuz meme kanseri her zaman görülebiliyor. Evet. Bazı ailelerde daha yoğun. Takibini yaptırmalı. O işin ayrı bir boyutu. Ama silikonun takibi çıkarılması sorun yok. 10 yıl geçmiş. Kalabilir. Kalabilir. Takibe devam. Peki kontroller dediniz. Silikonlu bir memede mamografi, ultrason yapılabilir mi? Nasıl bir kontrol olacak? Tabii. Yani bu değerlendiriliyor.
radyoloji ekibi ve plastik cerrah tarafından takibi yapılıyor. Çünkü takipsiz bırakamazsınız. Evet. Memede silikon var. Daha önce de söylediğim gibi silikon memenin altında. Yani meme dokusu değerlendirilebilir. Ultrason, mamografi veya şimdi meme MR'ı yapılıyor. Evet. Bunlarla değerlendirilebilir. Çok iyi gözlerde, radyoloji ekibinin desteğiyle sorunsuz takip yaşanıyor. Şimdi protez dokunun altına konduğu için gelişebilecek bir tümör dokuda geliştiği için herhangi bir gizlenme de tümörün gizlenmesi söz konusu değil. İyi bir takip, iyi bir radyolojik takip kesinlikle bunu kusursuz takibini edilebilir. Yapabilir yani. Yani normal bir memeden farkı yok kontrollerde. Hemen hemen, tabii ki hemen hemen. Şimdi hanımlar çok merak ediyor. Acaba fiyat sorsam mı, söyleyebilir misiniz diyeceğim. Söyleyemeseniz de siz bana yayından sonra söyleyin, ben söylerim izleyicilerime. Tabii baş üstüne. Peki. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım izleyicilerimizin de hanımların özellikle kafasındaki sorulara cevap vermişizdir. Tüm izleyenlere teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz size. Çok aydınlatıcı oldu bizim için. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, sevgili hanımlar, meme ile ilgili herhangi bir sorun yaşıyorsanız ki genelde hanımlar aslında yaşarlar zaman içinde, malum yer çekimine meydan okuyamıyoruz, sarkmalar vesaire sıkıntılar yaşıyoruz. Her türlü probleminizde Medline Adana Hastanelerinde operatör Doktor Burak Yeğenoğlu sizleri bekliyor. Burada muhteşem bir ekip var. Son derece kusursuz çalışmalara imza atıyorlar. Varsa bir sıkıntınız mutlaka gidin görünün derim. Evet, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Dedim ya, kaplumbağalar enteresan. Onlarla ilgili ilginç bilgiler hazırladık. Şimdi hep birlikte onu izleyelim. Medline Adana Hastaneleri sundu.